Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber EKOK soru çözümü yapacağız. EKOK'la ilgili soru çözümü yapacağız. Diyor ki bize aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. Şimdi buradaki sayıların EKOK'larını bulacağız. Şimdi 18 ile 24'ün EKOK'unu bulmak için hemen şöyle çarpan listemi açıyorum. İkisi de 2'ye bölünüyor. Burası 9, burası 12 oldu. Daha sonra 2'ye daha da bölünen var. Burası 9, burası ise 6 oldu. Tekrar 2'ye bölüyorum. Burası 9, burası da 3 oldu. 3'e böldüğümde 1, burası 3 oldu. Tekrar 3'e böldüğümde burada 1 oldu. EKOK dediğim ifade buranın tamamının çarpımı olacak. 3 tane 2'nin çarpımı 8. 2 tane 3'ün çarpımı ise 9 olur. 8 kere 9, 72 çıkar. Buradaki EKOK'a bakacak olursak, yani 12 ile 36'ın EKOK'una bakalım. Yine aynı mantıkla ilerliyoruz. Şimdi 2'ye böldüm. 6, 18 oldu. Tekrar 2'ye böldüm. 3, 9 oldu. 3'e böldüm, 1 oldu. Burası 3 oldu. 3'e böldüm, 1 oldu. Şurayı çarparsak 2 tane 2 4 yapar. 2 tane 3'ün çarpımı 9 yapar. Bu ikisinden de ne gelir? 36 gelir. Burada dikkat etmeniz istediğim bir şey oldu. Bakın, sayılardan bir tanesi çıktı sonuç. Neden? Çünkü birbirlerinin katı bunlar. Birbirlerinin katı olan ifadeler varsa EKOK büyük olana eşit olacaktı. Şimdi buradaki EKOK'a baktığımızda ise 12 ile 25'i alalım. Şimdi 2'ye bölüyorum. Burası 6, burası 25 oldu. Tekrar 2'ye bölüyorum. Burası 3 oldu. Burası tekrar 25 oldu. 3'e bölüyorum, 1 oldu. 5'e bölüyorum, 5 oldu. 5'e bölüyorum, 1 oldu. Şimdi şurayı çarpalım. 4 var, 3 var, bir de 15, 5 kere 5 25 var, değil mi? Şurası 25. Şimdi 25 ile 4'ü çarparsam 100 olur. 3'e çarparsam ne olur? 300 olur. Şimdi bu 300'e dikkat ettiğimde şöyle bir şey buluyorum. Bakın. Ben eğer 12 ile 25'i çarparsam ne elde ederim? Şimdi 5 ile çarpıyorum bunu. Onun sıfırı elde var, birden 60 çıkıyor. 2 ile çarptığım zaman da burası 24 çıkıyor. Şöyle topladığım takdirde bakın burası da ne çıktı? 300 çıktı. Şimdi neden böyle oldu? Çünkü 12 ile 25 aralarında asal sayılardır. Ve aralarında asal sayıların EKOK'ları sayıların çarpımlarına eşittir. Buradaki sorumuza baktığımızda aşağıda A, B ve C sayıları için istenenleri bulalım demiş. Sayıları bize çarpanlarına ayrılmış şekliyle, asal çarpanlarına ayrılmış şekliyle vermiş. Peki bunlarda ne yapıyorduk? Şimdi A ile B'yi inceleyelim. Bunlarda ortaklardan büyük olanı ve ortak olmayanları alıyorduk EKOK'ta. Şimdi biz ikisine baktığımızda 3'ler ortak. Büyük olan 3'ün 3. kuvvetidir. Çarpı ortak olmayan bir 5 var. Bir de ne var? 2'nin karesi var. Bunları bu şekilde bırakabiliriz. Daha sonra A ve C'ye bakıyoruz. Yani şuradaki A'ya ve şuradaki C'ye bakıyoruz. Ortaklardan büyük olanı alacağız. Şimdi 2'ler ortak. 2'nin karesi büyük. 3'ler ortak. Zaten ikisi de eşit olduğu için birini alıyoruz. Ve burada ortak olmayan ne var? Ekstra 7 var. Daha sonra şuradaki B ve C'ye bakacak olursak şöyle. Umarım göz yanılgısı yapıp hata yapmıyorumdur. Şimdi burada ortaklarda ne var? 3 var. O yüzden 3'ün 3. kuvveti bizim için ortak olacak. Peki başka ortak var mı? Yok. Ortak olmayan diğerlerinde ne yapıyoruz? Şu şekilde yazıyoruz. Bu şekilde oran verilen sorularda şöyle davranmalıyız. A'nın B'ye oranı 3 bölü 5 ise o halde A 3'ün bir katıdır. B de 5'in bir katıdır şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi madem EKOK'ları 75. Şöyle bir şey gösterebilir miyim size? Mesela 3K dedik. Buraya da 5K dedik. Şöyle listemi açtım. Şimdi K burada ortak sayı değil mi? Şimdi bunu 3 oldu. Bu da 5 oldu böldüğümde. 3'e bölüyorum. 1. 5'e bölüyorum. 1. Hepsinin çarpımı bana EKOK'u vermiyor muydu? Çarparsam ne oluyor burası? 15K oluyor. Peki EKOK'larımız neye eşitmiş bizim? 75'e eşitmiş. 15K 75 ise her yeri 15'e bölersem K'yı da 5 olarak bulmuş oluyorum. Peki K'yı 5 olarak buldum. O halde A 3 katıydı. 3 kere 5 15. B'de 5 kere 5 25 olmuş oldu. Toplamlarını da 40 olarak elde etmiş olduk. Buradaki sorumuzda ise 6 ve 10'a bölündüğünde 3 kalanını veren, tamam, en küçük 3 basamaklı doğal sayıyı bulalım demiş. Şimdi 6'ya ve 10'a bölünecek ve 3 kalanını verecek. Bu ne demek? Demek ki bu 6'nın ve 10'un katından, değil mi? 10'un katından 3 fazla demek. 6 ve 10'un katından 3 fazla.
Öncelikle 6 ve onun katlarını bir bulalım. Ortak katı olacak demek ki. Hem onun hem onun katıysa ikisinin ortak katı. Şimdi 2'ye bölüyorum. Burası 3, burası da 5 oldu. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Şöyle çarparsak da ne bulduk bunu? 30 bulduk. 6 ile 10'un en büyük, en küçük ortak katı 30'muş demek ki. Şimdi yalnız ne diyor bana? 3 basamaklı bir sayı. O halde 30'u katlayalım. Şimdi 30, 60, 90, 120, 150 diye böyle sonsuza kadar gider. En küçüğünü sorduğundan dolayı ne alacağız? 120'yi alacağız. Fakat işlem bitmedi. Cevap 120 değil. 3 kalanını verdiğini unutmayacağız. O halde 120'ye neyi ekliyorum? 3'ü ekliyorum ve sonucu 123 olarak hesaplamış oluyorum. Buradaki sorumuz ise kenar uzunlukları 6 santimetre ve 8 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar birleştirerek bir kare elde edilecektir. Yani şöyle bir dikdörtgeni ben birleştirdiğimde sonuç olarak bir kare elde edecekmişim. Ve evet, bunun için en az kaç tane kartona ihtiyaç vardır diye soruyor. O halde ne yapmalıyım? Şimdi bakın, şu kenar buraya denk geldiğini düşünelim. Bu kenarın da buraya denk geldiğini düşünelim. O halde burası 6, burası 8 ise bu kenar 8'in, bu kenar 6'nın bir katı olacaksa ve bu bir kare olacaksa demek ki bir kenar 6'nın ve 8'in tam katı olacaktır. Peki 6 ve 8'in tam katı bunların ekok olacak tabii ki. Ekok hesabına bakarsanız tabii artık öğreniyorsunuz. Mesela 24 olduğunu aslında biliyorsun ama yine de göstereceğim. 2'ye böleceğim 3, 4. Tekrar 2'ye böleceğim 3, 2. Tekrar 2'ye bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 1. 8 kere 3 ne diyorum? 24. Şimdi en az dediği için minimum aldım tabii ki. Bunun bir kenarı 24'müş. Şimdi bunu unutmayın. Büyük alan bölü küçük alan size parça sayısını verir. Büyük alan bir kenarı 24 olan karenin alanı olacak. O zaman 24 ile 24'ün çarpımı olacak. Küçük alan ise bunu parçaladım. Dikdörtgenin alanı olacak. Yani 8 ile 6'nın çarpımı olacak. Tabii ki bunları çarptıktan sonra bölebilirsiniz ama ben sadeleştirmeyi gerçekten severim. Lütfen siz de oldukça kullanmaya çalışın. İşiniz kolaylaşır ve hızlı soru çözersiniz. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 3, 4 kere 3 ne geldi? 12 geldi. Bir kütüphaneye Alp 12 günde bir, Ece ise 18 günde bir gitmektedir. Bu iki arkadaş aynı gün kütüphaneye gittikten en az kaç gün sonra tekrar beraber giderler diyor bize. Şimdi şöyle düşünelim. Birisi 12 gün ve bunun katlarında gidecek tabii ki 12 günde bir, 12 günde bir. Öbürü ise 18 günde bir ve bunun katlarında. O halde 12 ve 18'in nesini alacağız? Ekokunu alacağız. Şimdi ikisi de 6'ya bölünüyor. Burası 2, burası 3 oldu. 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. O halde çarparsak hepsini ne bulduk? 36 gün. Şimdi 36 günde bir bunlar ne yapıyorlar? Tekrar beraber gidiyorlar. Kütüphaneye demek ki beraber gidiyorlar ve 36 günde bir hep beraber tekrardan kütüphaneye gidiyorlarmış. İki çalar saatten biri 18 dakikada, diğeri ise 20 dakikada bir çalmaktadır. Bu 2 saat ilk defa saat 17'de çaldığına göre 3. defa saat kaçta aynı anda çalarlar diyor şimdi. Bunun ikisi ilk defa 17'de çalıyormuş ve daha sonraki beraber çaldıkları üçüncüyü soruyor. O halde biri 18 dakikada bir, biri 20 dakikada bir çalıyorsa bunların katında buluşurlar. Şimdi hemen alalım bunların ekoklarını. 2'ye bölelim 9, burası 10 oldu. 2'ye bölelim 9'a 5 oldu. İşte 5'e bölelim 1, 9'a bölelim 1. Şurayı çarpacağız. 4 çarpı 5 çarpı 9, şurası 20 olduğuna göre çarparsak ne olur? 180 dakika. Şimdi 180 dakika. Şimdi bakın ne yapıyoruz. Şöyle kalemimi değiştireyim. Saat 17'de çaldı. 180 dakika nedir? 3 saattir. Doğru mu? O halde 3 saat sonra nedir? Saat 20'dir. 20'de bir daha çaldı. 3 saat sonra saat nedir? 23'tür. Bir daha çaldı. Üçüncüyü soruyor bize. Burada çaldı. 17'de zaten çaldı. İkinci ve üçüncü. Dördüncü olsaydı yine gece 3 ekleyecektik. Gece 2'yi buluyordu o zaman da, değil mi? O şekilde yapacaktır. Üçüncüyü sorduğu için saat 23'te çalmış oldu bunlar aynı anda.
Alp kalemlerini onar onar ve 12'şer onuşar saydığında her defasında 7 kalemi artıyormuş. Kalemlerin sayısı 150'den fazla olduğuna göre en az kaç kalemi vardır diyor bize. Şimdi hem onar onar sayıyor hem de 12'şer 12'şer sayıyor. Her defasında da 7 kalemi artıyor. Demek ki Alp'in kalemleri 10 ve 12'nin katından 7 tane fazlaymış. O zaman ilk önce 10 ve 12'nin bir katını bulalım. 2'ye bölelim 5, 6. 2'ye bölelim 5, 3. 3'e bölelim 1, 5'e bölelim 1. Şurayı çarpalım. 4 kere 5, 4 kere 5, 20. 3 ile de çarparsak ne oldu? 60 oldu. Demek ki bunların en küçük ortak katı yani ekokları 60'mış. Yani Alp'in kalemleri de 60 ve katları olabilir. Şimdi 150'den fazlaymış yalnız Alp'in kalemleri. Yani biri 60'sa tekrar ne yapıyorsun? 120. Bir daha 60 ekliyorsun. 180. Böyle gidecek. 150'den fazla olduğu için nereye alacağız? Buraya alacağız. Ama soru bitmedi değil mi? Çünkü Alp'in kalemleri demek 180'den 7 fazla olacak. Hep 7 kalem arttığına göre o halde 187 diyeceğiz en az olarak. Buradaki sorumuzda ise aslında bu soru bir önceki sorunun birazcık şu şekilde düzenlenmiş hali olarak verilmiş. Yani ona benziyor o tarz soruların. M ve N pozitif doğal sayılarmış. K eşittir 5M artı 2 eşittir 6N artı 3 ise ve K sayısı 3 basamaklı bir sayıysa en az kaçtır diyor bize. Bakın şu ne demek? K sayısı 5'in katından 2 fazla ya da 6'nın katından 3 fazladır. Değil mi? K sayısı böyle. Şimdi o halde nasıl bulabilirim? Şimdi ben bu K sayısına, şimdi ben buraya 3 eklersem burayı 5 yaparım. Aynı 3'ü buraya eklersem burayı kalan kısmı 6 yaparım. Yani ne olur aslında? K sayısına demek ki ben 3 eklediğim zaman bu K sayısı hem 5'in hem de 6'nın bir katı olur. O halde 5'in ve 6'nın katına bakıyoruz. İşte 5'e bölüyorum 1, 6'ya bölüyorum 1, çarpıyoruz. Zaten aralarında asal olduğu için çarpımlarını eşit ya. 30 oldu. Fakat 3 basamaklı sayıdır. Şimdi 30'un katlarına bakalım. 30, 60, 90, 120. Şimdi 3 basamaklı en küçük sayıyı 120 olarak bulduk. Yani K'ya 3 eklediğim zaman bu minimum 120'ye eşit olacakmış. En az dediğinden dolayı. O halde 3 çıkarıyoruz ve K sayısını 117 olarak buluyoruz.